Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle biraz sohbet niteliğinde video çekeyim istedim. Malum dün bahsetmiştim, yem kalmadı, yem de bulamıyoruz diye. İstediğimiz ayarda yem bulamıyoruz diye bugün yemlerimiz geldi. Ama maşallah, yani inanın arkadaşlar, yapılacak bir şey kalmadı. Yani yemin, geçen sene bu zamanlar etlik palet ya da etlik civciv granür yemini 105 liraya alıyordum. Yani tam geçen sene bu dönemler. Üretimimiz zaten hep bu sene bu dönemlerde oluyor. Bugün yem geldi 255 TL. Yani ne oldu da bu kadar yükseldi? Ben onu anlamış değilim. Yani bizim Türk insanı maalesef çok aşırı fırsatçı. Öyle diyeyim. Devlet de böyle oldu aslında. Ben devlete bu yönden çok kızıyorum. Bazı şeyleri kontrol edemez hale geldik. Yani hadi biz bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı sistemi götürüyoruz arkadaşlar. Yani satmış olduğumuz geçen sene mesela bir aylık yavrulara ben 150 lira demiştim, biliyorsunuz. O da herkes hayvan sahibi olsun diye, ki yani şöyle bir civcivle bir çuval yem alabiliyorduk. Ama şimdi tamamen yükseldi. 250 lira malum, fiyatları yükseltmem gerekti. Yani 1,5 milyarlık yem aldım. Civcivlere, tavuklara toplam 1,5 milyarlık yem aldım. Bana gideceği bir hafta. Bilemedin 2 hafta. Bu bizim için çok büyük bir süreç. Sizlerin de bu konu hakkında fikirlerini alabilirim. Yorum bölümüne yazın. Böyle sohbet niteliğinde bir video olsun. Ben CP marka yem kullanıyorum arkadaşlar. Hatta onlardan görüntü çekeyim. Şimdi kullanmış olduğum yem bu. Etlik civciv tam yemi diyor CP'nin. Bunun bir de numarası vardı ama benim numarayla pek fazla işim yok. Çünkü ben böyle granür yem kullanıyorum arkadaşlar. Bu yemin geçen sene fiyatı 105 TL'ydi. En son tabii yükseldiği fiyattı. Şimdi maşallah 250-255 TL olmuş. Yumurta yemini 65-70 liraya alıyorduk geçen sene. Bu sene 195 lira olmuş. Dediğim gibi yumurta çiftliğinde çalışan adamlar bu işten nasıl kâr edecek, nasıl para kazanacak, ben inanın arkadaşlar bilmiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu sene üretimimi az tuttum. Sebebi de malum yem fiyatlarından dolayı. Çünkü hayvanı üretmekle iş bitmiyor. Buna bakım uygulamak lazım, masraf etmek lazım. Her şey yükseldi. Yani aldığımız vitaminler, aşılar vesaire, probiyotikler tamamı yükseldi. Neyse, Allah dediğim gibi sabır versin. Sizler de yorum bölümlerine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Biz videomuza ince ince geçelim. Dop tavşanları bu alana alıştılar. Yapmış olduğumuz bu kafes biraz küçük arkadaşlar. Onun farkındayım. Daha doğrusu yapmadık. Aldık. Biz yapsaydık daha büyüğünü yapardık. Tavşan üretimi yapan bir arkadaşımızdan aldık biz bunları. Burada dişi yuva yapmaya başladığı zaman nasipse erkeği zaten alacağız arkadaşlar. Bir tane daha şöyle yanda malzeme var, kafes var. Erkeği oraya alacağız, dişi burada kalacak, yuva hazırlasın, yavrularını yapsın diye. Ama şu an hamile mi değil mi bilmiyorum. Muhtemelen daha değil. Ama zamanı gelmiş olabilir diye düşünüyorum. O yüzden lob tavşanlarımızın üretimini buralarda yapacağız inşallah. Değil mi? Niye korkuyor benden? Korkuyor. Neyse. Tavşanımız burada dursun. Civcivler de burada. İçeridekileri rahatsız ediyorlar diye bu bölmeye koydum arkadaşlar. Ama burada fazla durmayacaklar. Birazcık daha böyle palazlansınlar. Aşağıda yerlerini alacak. Şu an itibariyle ibik yapıları, paçalar, kılıçlar müthiş gidiyor. Kanat renklerini de göstermek gibi olmasın ama zaten yavru açtı. Kanat renkleri de maşallah var. Brahma yavrularımızdan umutluyuz. Aşağıda güzel 3 horozumuz var. Onlara da buradan tavuk ayarlayabiliriz. Bu yılki damızlık tavuklarımızdan da yanına bir şeyler koyacağız. Önümüzdeki yıl artık yarışma kesin olur gözüyle. Yarışma hazırlığı yapacağım. Şu an hatta şu bilgiyi de vereyim size arkadaşlar. Birçoğu arkadaşımız eski videoları izlemediği için bunu bilmiyor. Bu hayvanlar yarışmaya gitmez. Nedeni de şu.
bir hayvanın yarışmaya gidebilmesi için Ocak ayında 9 aylık olması lazım. Şu an biz Mayıs bitti dediğimizde Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani 5, 6, 7 aylık falan olur. Tam anlamıyla hayvan gelişimini tamamlamadığı için maalesef yarışmaya katılmaz. Ama aşağıdaki 3 horozumuz istesek yarışmaya gidebilir. Tabi bu sene pandemiden dolayı yine yarışmanın olmayacağı kanaatindeyim. Eğitim seminerlerini bile Zoom üzerinden yapıyoruz. Yani önümüzdeki ay mesela eğitim seminerimiz var. Elenme sebepleriyle alakalı. Dediğimiz gibi yani bu kadar bilgiye, donanıma sahip olmamıza rağmen hala eğitim almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sonu yok. Daha 3 defa eğitime girip 3-4 defa da Avrupa'da hakem asistanlığı yapmam lazım ki Türk hakemi olabilmem için. Dediğim gibi vermiş olduğumuz bilgilere ulaşmak için kanala abone olun. Eski videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada şöyle bir sistem yapmış bizim birader Hasan Bilgi. Ucuna bir tane nipel takmış. Buradan tavşanlara da aslında su sistemi uygulanabiliyor. Gördüğünüz gibi burada da var. Tavşan buradan su içebiliyor. Civcivler de bu şekilde su içebiliyor. Yapmak isteyen olursa ek bir bilgi olsun. Dediğim gibi bu yıl önümüzdeki yılın planını yaparak üretim yaptık. Önümüzdeki sene inşallah yarışmaya gidebilecek adayları da seçeceğiz ve ona göre özel bakım uygulayacağız. Şu an hiç yarışma modunda üretim ve bakım yapmadım. Son zamanlar hayvanlarımız tamamen doğal zaten diyorlar. Tabi burası neresi derseniz benim evimin terası arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Burada da ördeklerimiz var. Ördeklere bakmak çok zor arkadaşlar. Yani zorluğu şöyle. Dışarıda doğal gezerse problem yok. Ama böyle bir yerde durursa gördüğünüz gibi aşırı suyla oynadıkları için pisletiyorlar. Bunları aşağıdakilerle beraber biraz daha büyüdükten sonra toparlayacağım ve birleştireceğim. Bunların da büyümesini bekleyeceğiz. Şöyle bir planım var. Ben bu gembol ördeklerini toplam 20 tane ürettim biliyorsunuz. Bunların üretimini yaptıktan sonra nasipse 10 tanesini satıp onun yerine de mandarin ördeği almayı düşünüyorum bahçede bakmak için. Bakalım, mandarin ördeklerini çok seviyorum ben. İnşallah bir takım da bahçemizde mandarin ördeği olacak arkadaşlar. Bu arada videomuzda kanaryalardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında sizler için edinmiş olduğum tecrübelerden dolayı donanımlı bir video çekip atacağım inşallah. Ama şu an merak eden kardeşlerimiz bazıları yoruma yazmış. Abi kanaryalar ne oldu diye. Bizim bu Gloster ırkı iki tane kanaryamız var. Dişi erkek, yatan dişi, bu erkek olan. Bunlardan biz bir ağız yumurta aldık, boştu. İkinci de boştu. Neden dedik, acaba erkekte mi bir sorun var? Ama dikkatimi çekti, erkek dişiyle hiç ilgilenmiyordu. Muhtemelen eşlememişti. Şimdi ise 3 tane yumurta yaptı. Dördüncüsü de galiba yolda. Bugün 3. günü ve 3. yumurtayı yaptı. 4.'yü de yaptıktan sonra tamamıyla yatması gerekiyor. Dediğim gibi bununla alakalı sizlere iyi bir video çekeceğim inşallah. Burada da Malunia ırkı kanaryamız var. Bu yuvayı çok güzel ördü. Lakin şurada bir boşluk bırakmış. Orasını da ben birazdan elimle toparlayıp düzelteceğim. Hatta ben kapatıyorum, o açıyor. Burada bir takım Malunia var. Erkeğimiz şiddetli şekilde ötmüyor. Ötmediği için de muhtemelen dişiyle eşleşmiyor. Bunlardan umutlu değilim ama Gloster'lerden çok umutluyum arkadaşlar. Gloster'a çok az bir kanarya sesi dinlettiğimiz gibi ötmeye başlıyor. Şu an tabii ben başındayım diye ötmüyor. Çok kuvvetli, güzel bir ötüm sesi var. Videoya denk gelirse belki dinletebilirim. Şu an cik yapıyor. Dişiden ayırdığın zaman devamlı ötüyor. Erkeğin yani dişin yanında olduğunda pek fazla ötme ihtiyacı duymuyor. Malunialarda kısık sesli, bir nevi ofis kuşu gibi bir şey. Bunlar kısık sesli ötüyor.
Bakalım inşallah bunlardan yavru alabiliriz. Ben bu işe ilk başlarken Gloster Emojan diye hesap açmıştım. Yani ilk bu işe kanarya ile başladım arkadaşlar. Gloster kanaryalarını çok seviyorum ayrıca. Bir de bunlardan güzel yavrular çıkar diye bekliyorum. Bakalım bir ufak bir ses açayım, hatta bu videoda belki öttürebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi yani dışarıdan etken bir ses geldiğinde şöyle bir daha bakalım. Böyle güzel ötümleri oluyor. Gloster çok tok sesli bir hayvan. Dediğim gibi inşallah bunlardan üretim yaparsam bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım ve edinmiş olduğum tecrübeleri aktaracağım. Kanarya üretimi yapan arkadaşlarımız da baksın. Bugün 4. yumurta oldu mu bilmiyorum. Sadece merakımdan yavruyu şöyle bir kaldırmaya çalışayım. Bir dakika, bize müsaade, sonra bir daha ellemeyeceğim. Söz. Kaç kenara? Evet. Oo, çok güzel. Evet arkadaşlar, 4 tane yumurta yapmış. Tamam. 5.'yi istemiyorum çünkü yuva almayacak, bakamayacak. Tamam, hiç rahatlarını bozmayalım. Temizliğini bile yapmadım. Yani hayvanları rahatsız etmemek için altını bile temizlemedim. Bugün itibariyle 4. gün tamamlanmış oluyor. 13 gün sonra hatta yumurtaları normalde almam gerek. Almadım. Yumurtaları almadım. Hepsi belki de birer gün arayla çıkacak ya da doğadaki gibi anne onu ayarladı. Hepsi belki de aynı gün çıkacak. İnşallah doludur. Yani bu sefer de boş olursa erkeğimizden umutsuz olacağız. Dediğim gibi kanaryaya çok az bir ses dinletmemiz bile ateşli bir ötüme sebep oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bu güzelliklerle de inşallah videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kalın sağlıcakla.